Sevgili dostlar, selamlar hepiniz. Mountain Blade Warband'da yeni bir bölüme hoş geldiniz efendim. Sarranit Sultanlığı'nda oynayacağımız bu seride, evet bu teker galiba ya, kılıç kalkan da kullanılabiliyor. Peki mızrak kalkansız kullanılıyor mu? Yani çifter oluyor mu? Bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, Sarranit Sultanlığı ile oynayacağımız bu seriye hepiniz hoş geldiniz efendim. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Amacımız bütün diyara Sarranit Sultanlığı'nın hakim olmasını sağlayabilmek. Tamamıyla vanillada oynuyoruz. Hiçbir şeye dokunmadık. Hiçbir mod kurmadık efendim. Geçen bölüm çölün tozunu bir yuttuk. Haydutlarla, haramilerle savaştık. Sonrasında buraya kadar geldik. Kendisi at tüccarıymış. Ama öyle o kadar güzel uzaklara bakıyor ki ben kendisini at tüccarı olarak düşünmedim. Kendisini dedim herhalde bu bölgenin valisi gibi bir şeydir diye düşündüm ya. Öyle vali zannettim kendisini. Şimdi şehrin valisiyle konuşup görevler alarak para kazanıp bu kazandığımız parayla yeni işletmeler almaya çalışacağız. Temel amacımız bu. Sevgili arkadaşlar, bu arada izlediğiniz seriyi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve abone olarak videolardan en kısa sürede haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bununla beraber diğer YouTube kanallarımıza da bakabilirsiniz. Samet Güngör Ekstra'ya her gün 2 adet strateji videosu geliyor. Samet Güngör Like YouTube kanalına her sabah 9'da mobil oyun videosu geliyor. Live yayın tekrarlarının yer aldığı kanalımız Samet Güngör Live ve Samet Güngör Reply'da eski videoların restore edilip yayınlandığı yer. Haberiniz olsun. Benim için bir görevim var mı Lonca Başkanı? Eşlik edebilecek birini arıyorum. 7 gün içerisinde İç Hamur şehrine varacak. Tamam, fark etmez. Koruruz. Koruruz hocam. Buralarla ilişkiyi geliştirelim ki işletme amaçlı toprak da satın alabilelim. Şöyle bir... Evet efendim, evet. Size ben refakat edeceğim. Güvenli yoldan sizi götüreceğim İkamur şehrine. Ya buradan dümdüz çıkarız ya. Şu aradan çıkar gideriz abi. Ya bizim ordu 25 kişi yani. Ne olabilir ki? Bu adamlardan hızlı da gidemem. Bu adamlar full atlı. Ben değilim. Saldırırlarsa oradaki kervanbaşı ve kervan muhafızları ve benim orduyla beraber onları keseriz ya. 25 kişiyiz canım, şunun şurasında dayak yemeyiz herhalde. En azından ben dayak yemeyiz diye düşünüyorum. Bu seride olabildiğince legal oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Olabildiğince legal. Yani hiçbir şekilde... Lan kaybolma. Hiçbir şekilde köy yağmalamamaya gayret edeceğim. İşletmeler açıp kazanç elde etmeye çalışacağım. Bu arada herhalde savaşlar başladı değil mi? Kergit birileriyle savaşıyor mu? Kergit Svadia ile savaşıyor. Nord Vaegir ile savaşıyor. Rodok Sarranit ile savaşıyor. Oo, biz Sarranit ile savaş halindeyiz. Hı-hı. Klasik ya. Svadia ile Kergit savaşıyordu galiba değil mi? Bakayım. Evet, Svadia ile Kergit. Herkes birbiriyle vs atıyor abi yan yana. Bak bu ikisi birbiriyle BS atıyor. Dediğim gibi burada ilk saldırıyı bu kısım göğüsleyecek. O yüzden buradan köşeye kaçmak bence en mantıklı seçenekti. Kergit'le Svadia savaşıyor. Nord'la da Vaegir savaşıyor. Ben geçen Vanilla oynadığımda galiba Nord oynamıştım ama dayanamayıp yine krallık kurduğumu hatırlıyorum ya. Ben genelde dayanamıyorum. Kendi krallığımı kuruyorum hep de. Öyle çok fazla kendi krallığımızı kurmamamız lazım. Gel baba gel. Gel seni bir şehre teslim edelim. Tüccar Bey. Surların içinde hareketlerine dikkat et de kardeşim, bir sorunumuz olmasın dedi kendi. Peki. Şimdi bir seviye kazandık. Bu kazandığımız seviyeye hemen zeka vereceğiz ki talimci yeteneğimizi rahatlıkla arttırabilelim. Bununla beraber yağma yeteneğine vermeyeceğim kesinlikle. Silah ustası ve kalkan kullanımına verilebilir ama kalkan kullanmayı pek düşünmüyorum. Hani benim düşüncem çiftel kılıcı alırım, bir o yanlı bir bu yanlı, bir o yanlı bir bu yanlı, milletin icabına bakarım diye düşünüyorum açıkçası. Şimdilik skill puanlarını saklayalım mı? Çiftel kılıca da verelim böyle, abanalım. Veyahut bir güçlü germe verilebilir. Fırlatma yerine. Okçuluk da yapabiliriz ya. Okçuluk da iyi iş yapar. Şimdilik beklesin abi puanlar. Şimdilik beklesin. Hemen grubumdan Ymiria'ya döneceğim. Ymiria merhabalar. Zeka yeteneğini arttıralım. Sen de full zekaya abanacağız.
İlk yardım, cerrahlık, yara bakımı şöyle bir bunlara verelim. Sana bir tekel silah hüneri verelim birazcık. Tekel silah hünerine kendini savunabildiğin kadar savun. Peki. Şimdi tekrardan buradan şehre sevgili dostlar. Tekrardan buradan Bariye şehrine. 25 kişiyiz. Hiçbir krallıkla savaş halinde değiliz. O yüzden adamım nerede lan? Ben neredeyim? Kimim lan ben? Ha tamam buradaymışım pardon. Bir an böyle bir her şeyi sorgulamaya başladım. Vayagirler Nordlara karşı kaybetmeye başladı. Abi minik 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 takılıyoruz biz. Hiç şey yapmayalım, işimize gücümüze bakalım. Ya aslında var ya bak hiçbir oyunda yapmadım. Ticaret becerisi karizmaya göre veriliyor değil mi? Bu yeteneğin her düzeyi %5 avantaj sağlar. Karizmaya göre mi gidiyor, bu zekaya göre mi gidiyor? Karizma abi, öz nitelik karizma. Şu üçü karizma. Full ticarete verelim. Birazcık da ticarette iş yapalım. Böyle elimizdeki mallarla gel git yapalım abi. Kar etmeye çalışalım. Birazcık alsat yapalım yani. Misal nereden alsat yapılır? Sarnı'nın sultanlığının adamları burada geziniyor. Burada şey var mı böyle ticari mallara değer biç? Değer biç abi. Yerel bölgedeki ticari malların fiyatları hakkında çeşitli konuşmalara kurak misafiri oluyorsun. Etraftaki en iyi anlaşmaları bulmaya çalışarak yakından dinliyorsun. Bir esnaflık yapalım yani, minik bir esnaf olsun abi. Buradan tuz alıp Jelkala şehrine satmak mal başına 74 dinar. Tamam abi, direkt buradan tuz alıyoruz o zaman. Direkt 74 dinar tuz. Yapıştır. Buradan Jelkala'ya gideceğiz. Yayları at. Bir parça da ekmek alalım abi. Ekmek. Üzüm almam. Üzüm çok pahalı. Ekmek al bir parça. Tamam. İki ekmeğimiz var. Balığımız var falan filan. Şu iki sırayı alalım. Ya da gerek yok yemeye ya. Şu yukarıdakiler yeter. Bunlar ticari mallar. Buradan Jelkala'ya. Doğruca. Hadi bakalım. Yani hem görevler hem böyle şeyler. Ben gidip gelene kadar aradaki düzen değişmez değil mi ya? Ben ondan da çekiniyorum bak. Beni koruyacak Memlük askerlerim olsun. Ben sürekli karizmayla ticaret kasayım. Bir parayı şöyle alsatla bulalım abi. Bir parayı alsatla bulalım. Bu arada Sarrenit Sultanlığı'nın askerleri gerisin geriye dönüyorlardı. Sanırım bir Maraşal çağrısı ilan edilmiş olabilir. Sen Jelkala'ya ilerlemeye devam et aslanım. Seni bağlayan bir şey yok. Sen bir krallığa bağlı değilsin. Bir şey değilsin şu an. Şu anlık sen bir tüccarsın. Tamam, belki amacımız Sarrenid'i dünyaya hükmetmesini sağlamak. Sarrenid'in bütün Kalrad ya da borusunun ötmesini sağlamak ama önce kendimize de odaklanacağız, öyle değil mi? Bir savaş beyi olarak neler yapmamız gerektiğini öğrenip öyle hareket etmemiz lazım. Şimdi buraya tuzları satalım bakalım. Burada bir ticari mallara değer biçelim. Etraftaki söylentilere bakalım. 74'er dinar kar ettik. Buradan tütsülenmiş balık alıp Tugla şehrine satmak mal başına 23 dinar. Buradan iplik bolası alıp Sno şehrine satmak mal başına 14. Abi şöyle bir kuralımız olsun mu? 25'in altına hareket etmeyelim ya. Ucuz yemek, ucuz ucuz. Ucuz yemek. Daya tahılı geç orduya. Daya tahılı geç orduya. Zengin şehre gidelim abi. Yani muhtemelen en zengin şehirlerden biri Sno şehridir diye tahmin ediyorum. Buradan Sno şehrine doğru bir ilerleyelim. Ne oldu Ymiria'cığım? Ha, anlat anlat. Madem Ymiria övdü, Veluka'ya bir girelim. Şurada bir ticari mallara değer biçelim. Ya bu arada sevgili arkadaşlar, bugün benim video çekme günüm. Zeytin alıp buradan Narra'ya. Yerlerse ne yapacağım? Şarap alıp Bariye'ye. Şarabı içmiyorlardı galiba ya. Buradan şarap alıp Bariye'ye satabilirim. Evet, şarabı içmiyorlardı. Buradan şarap alıp Bariye'ye. 40 dinar kadar kar getirecek. Yürü bakalım şuraya. Bugün video çekme günüm. Ben haftanın belli günleri oturuyorum ve bol bol video hazırlıyorum. Ve şansımıza sevgili arkadaşlar, bugün komşularımdan birinin evinde deli divane bir tadilat var. Yani bitmiyor. Sabahtır güm güm güm, pat pat pat. Yani o arkadaki ses bana kafayı yedirtti artık. Hani ben kafayı bıraktım. Başıma ağrılar girdi ama umarım size sıkıntı olmuyordur. Gerçi mikrofona çok gelmediğini tahmin ediyorum da. Kötü bir his, kötü bir his.
Ay bak Alsat var ya olayı bayağı hareketlendirdi. Kergit buradan Rodon elinden mi aldı burayı ya? Muzdak Kalesi. Oralarda böyle bir fightlar dönüyor. Ya bizi alakadar etmez baba. Ben dediğim gibi yanıma böyle ben bu el bu oynanışta bu gameplay'de tüccar olmak istiyorum abi. Hani hiçbir krallığa bağlı değilim. Ama o kadar güzel sermayem var ki böyle. Hani savaşa girsem millet çekinir, anladın mı? Öyle bir sermaye yapmak istiyorum ben. Şimdi buraya aldığımız şarapları bir satalım. Kâr ediyor muyuz biz ya? Kâr ediyor muyuz biz acaba? 40 dinar diyordu oradan buraya gelene kadar da. Ticari mallara değer biç bir bakayım. Lan bir 2K para yapalım hiç yoktan. Buradan baharat alıp Ahmer'e de satmak 203 dinar. Ne diyorsun ya? Bir tane mi baharatımız var? Bir tane mi baharatımız var hocam? Ama 200'e değer. 200'e değer abi, yürü. Koş. Koş 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 koş. Merhaba. Oy, kısa günün kârı. Kısa günün kârı. Ama sanki deminden şimdiye geliyoruz gibi hissediyorum ben, yani bilmiyorum. Deminden şimdiye geliyoruz gibi. Ticari mallara değer biçmiş bir bakayım. Daha yüksek ticaret becerisiyle daha çok iş yaparız. Buradan çömlek alıp Yelkala'ya 53 tane başı. Buradan çömlek alıp Yelkala'ya. Oo. Tane başı 53 mi dediydi? Yani buradan baktığım zaman bir ekstradan 350 kar etmiş olmam gerekir, değil mi? Bir daha ticari mallara bir değer biç bakayım. Zaten aldık çömleği de. Swadia Kralı'ndan Kondbrez kent tarafından esir alındı. Kergit Hanlığı tarafından. Yürü baba buradan Jelkala'ya. Gidiyor musun? Benim karakter nerede? Ben neredeyim ya? Ha, yürü yürü. Yürü Jelkala'ya doğru. Ha, bu arada en güzeli böyle ticaret yapmak ya. Yani arada ordular falan da gelişiyor. Adamlara da eğitim veriyorsun. Nispeten de olsa kıdemli adamların var. Full atlı olmak lazım ama yani. Full atlı olacağız ki, anladın mı? Haritada böyle rüzgar gibi gideceğiz abi. Haritada rüzgar gibi gidip gereken ticareti komple yapabileceğiz. Hani bir 10K yapabilirsen bu ticaretle, gidip sonra işletmeler satın alıp o işletmeler üzerinden kar. Aslında böyle amacımız bütün Kalradia'nın en zengini olmak da olabilirdi, bilemiyorum. Aa, ne oluyor hocam? Hain pusu pusu. Ya sen ne yapıyorsun birader? Ayıp değil mi ya? Ulan ben zavallı bir tüccarım. Kardeş ben zavallı bir tüccarım burada. Vallahi zopayla dövüyorum ya. Saplayamadım da. İyi bari yani. Easy 100 dinar diyelim. Ne diyelim? 3-5 kar ettik böyle, kulaklarına mı gitti acaba? Hayırdır, karımıza mı ortak oluyorlar baba? Anlamadım ki yani. Tahıl tahıl. En ucuz en ucuz. En ucuz yemeği var. Millete en ucuz yemeği de yiyeceğiz. Normalde kar edecektik ama işte askerlere para ödendi, terfi alındı falan filan. Bulamadık abi. Tütsülenmiş balık 39'a. Buradan iplik boyası Veluka'ya. Deri alıp Rivaçege. Tane başı 33. Yani bilemedim ya. Suno'ya bir gidelim ya. Bu Suno çok zengin şehir gibi. Suno çok zengin bir şehir gibi hocam. Yapacağımız ticaretimizi Suno'da yapalım. Ne ticaret yapıyoruz? Deminden şimdiye ya, yemin ediyorum bak. Deminden şimdiye yolculuk abi. Başka hiçbir şey değil. Deminden şimdiye geliyoruz sürekli. Peki. Merhaba. Burada ticari mallara değer biçebilir miyim? Buradan yağ alıp Kurav şehrine satarsam 113. Ne kadar yağ var burada? Tane başı 113, bir de sürekli düşüyor ama sattıkça, o da var. 1000 buraya bağladık, 1083. Hadi bakalım. Nerede hocam burada Kurav şehri?
Yürü Kurav şehrine doğru. Ya bir bari 2000 falan yapsaydık abi, bölümün başından belli. Oraya koştur, buraya koştur. En olmadı gidelim yani, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürtçü dükkanıdır deyip gidip bariyede görev yapmaya devam edelim. Kısa günün kârı, kısa günün kârı. Ticari mallara değermiş bir kuravda. Bir oradayım bir buradayım hocam. Göçebeyim yani, ticaretimdeyim. Buradan demir alıp Ikamura. 153 tane başı. Buradan demir al. Ikamur. Ikamur'a biz gittik daha önce. Ikamur şehrine kervan götürdük. Bildiğimiz bir şehir. Esnafı tanıdık. Gidelim hocam, oradaki esnafa bir selam verelim. Bir iki ticaret daha yapıp ondan sonra ufaktan bir şehre doğru yönelelim. Bak yavaştan oluyor, yavaştan oluyor hocam, yavaştan oluyor. Burada bir ticari mallara değer biç. Bir 2000 yaptık herhalde değil mi sermayeyi? Oha, buradan baharat alıp kuhudana. 300 dinar. Var mı baharat? 2 tane var. Sermaye güzel. Güzel güzel güzel, bak yavaş 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 yavaş. Para arttıkça kuhudan mıydı? Yavaş yavaş para arttıkça abi çok daha iyisini yapacağız. Ne oluyor lan? Baharatımı almaya geldiler galiba. Kardeşim canımı alırsın paramı alamazsın, sana öyle söyleyeyim. Canımı alırsın paramı alamazsın. Beyler Allah'ını seven, Allah'ını seven surlara, Allah'ını seven surlara. Canımı veririm, paramı vermem. Üzerimde baharatlar var, emanet var. Buradan Kuhudan şehrine gideceğiz, unutmayalım. Mızrağım hazırlan eşi olaşık. Gel bakalım. O ne ya? Abi zıplayıp saldırmayacaktık. Aklıma da geldi var ya, dedim. Ben şu an zıplayıp saldırıyorum ama adamlardan biri dedim ben yukarıdayken şey yapmasa bari. Ben yukarıdayken dedim mızrağı geçirmeseler bari ya. Kardeşim ticaretimize mani olmaya çalışıyorlar. Ben kılıç kalkanla gezeyim de ne olur ne olmaz. Ben burada efendi efendi ticaretimi yapıyorum. Kes kes atları kes biç. Oğlum. Var ya. Pusu kurdular lan. Pusu kurdular kervanıma. Acık 3-5 para kazanalım dedik. Bursağımızdan helal lokma geçsin, halka eziyet etmeyelim dedik. Şerefsizler. Kursağımızdan iki sıcak lokma geçmesin mi be? Bak gene zıplıyorum, gene zıplıyorum Samet, zıplama. Zıplama, zıplayınca dayak yiyorsun işte. Dayanamıyorum ki. Zıplayıp vurmak daha şey geliyor, hani böyle hıncını alıyor gibi, anladın mı? Hıncını alıyor gibi çok daha keyifli oluyor öyle. Bu arada yan ekranda Steam ekranı açık. Orada Cities Skylines animasyonu sürekli böyle parlıyor gibi. Animasyonu demeyeyim de. Oyunun böyle logosu mavi mavi ya. Kafayı çevirip arada oraya bakıyorum. Şey zannetmeyin yani, bu adam bir yandan yayın yapıyor da bize video diye mi yutturuyor diye. Öyle bir şey yok hocam. Öyle bir şey yok. Videolarımız özenle, itinayla hazırlanır. Sadece videodur. Yayın tekrarları sadece Samet Güngör Live kanalında yer almakta. Bilginiz olsun efendim. Birilerini yok etmeye geliyor. Gelemiyor. Gitti olduğu gibi. Hemen durum bilgisi alalım. 4 adet düşman kalmış. Beyler dalın. Bu arada bir arada kalmasaydık bunlar bizi yerdi muhtemelen. Şu mızrağı da niye savuramıyoruz onu anlamadım ki. Saplamak için böyle olması gerekiyor galiba. Böyle büyük bir göndergeli silahımız olursa daha tatlı olur aslında. İyi var ya, ticaretimize engel olamadılar. O baharatlarım gitseydi var ya harbiden çok çok fena olurdu abi. Baharatlarımın gitmesini istemiyorum. Sen buraya doğru geleceksin aslanım. Gel bakalım gel. Şu binek atını lootlayabilsek var ya. Birader nereye gidiyorsun? Dur bir dur. Dur bir dur, ben seninle ilgileneceğim, bir dur. Şuradan ahanda gir adamların arasına. Haşat edin onu. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim.
İyi yani Kuhudan da ticaretimizi yaparken ha şöyle Sarranit Kıdemliyesi acık yanımızda korumamız olsun. Ticaretimizi yaparken abi bir iki tane de bu adamların dandik itemi satılır. Sakat Bozkırat'ları 21'e 4 artı 15 Ymirya'ya bir ayaklık veririz. 14'e 6 falan filan dandik itemler bunlar. Yapacak bir şey yok. İyi kurtardık, iyi kurtardık. Paçayı iyi kurtardık hocam. Paçayı gerçekten iyi kurtardık. Ikamur'a dönelim. Bunları bir Ikamur'da satalım. Baharatları satmayacağız kesinlikle. Baharatlar işimize yarayacak. Karlı bir gün oldu. Karlı bir gün oldu. Yani bu Bozkır aydutlarının bize dalması açıkçası ekmeğimize yağ sürdü. Tahıl alabilir miyiz hocam biraz? Biraz tahıl alalım. Adamlarımızın yemeği olsun. Sonra buradan at tüccarına dik başlı bozkır atı 300'e. Yatırım. İşimize yatırım. Anladın? Ne kadar atım olursa işimize yatırım. O kadar hızlı gideriz. Tamam, şimdi buradan Kuhudan şehrine. Yürü baba. Oy ya dünyanın kârı ne edeceğiz? Parça başı 300 birim kâr. Hayda. Kaç kişi lan bunlar? 23 askere karşı 12. Sizi bana sayıyla mı gönderiyorlar hocam? Salın da bir ticaretimi yapayım ya. Beyler. Dur burada. Dur burada al konumunu. Piyadeler. Yakın dur. At seni yeni aldım. Git. Git at git. Şuraya kapanın. Ya Bannerlord'da ne güzel kalkan duvar falan var. Bak şu an ben oyundan keyif aldığım için buradan böyle bir çıkıp Bannerlord'da geçesim var yani. Bannerlord serisi de. Lan askerlerimi yeni upgrade'ledim lan. Birader. Tamam iyi para geliyor. Ayağımıza geliyor para da. Adamlarımız ölmesin ki iş yapabilelim. Şimdi mecbur şu ata bineceğiz galiba ya. Lan atımızı yeni aldık. Daha canımızı toplayamadan tekrar haydutlar. Herhalde baharatın kokusunu mu aldı bunlar ya? Burada bir yerde bir yatarsak bu arada seri kilit. Direkt kilitlenir abi. Buralarda bir yerde yatmamamız lazım. Şunun bir kel kafasına tükürebilirsem. Teşekkürler. Elemanlar benim peşime düşmesin. Mümkün mertebe adamlarımın yanında savaşayım. 5 kişi daha var. Bak bizim adamları özellikle bir arada tutuyorum ki atlı akınlarında dağılmasınlar abi. Atlı akınlarında dağınık dururlarsa sıkıntımız büyük olur. Şu mızrağı bana bir versene. Bunun silah erimi daha yüksek gibi. Güzel sapladık çocuğa. Gel bakalım. Alın araya bunu. Vay arkadaş şu kanunsuzlarla benim uğraştığım kadar kimse uğraşmadı herhalde ya. Ay uzanamadı. Uzanamadı, uzanamadı. Hocam. Ticaretimi yaparken beni rahat bırakın artık. Son bir kişi kaldı. O bir kişi de bizim adamlarla uğraşıyor. Ha, iyi bari elemanlar bizi koruyabiliyor abi. Yani üzerimizde yüklü miktarda malzeme var arkadaşlar. İki tane baharat deyip geçmeyin. O iki baharat bize 300-300-600 birim kar getirecek yani. 600 döner kar getirecek. Bunlar büyük paralar. Güzel. Sarrani tatlısı. Şöyle bir ufaktan atlı basmaya başlayalım da biz de. Dengeli kargı. Yok, kargı kullanmam. Şu kılıcı da Ymirya'ya verelim. Kızcağız elinde gürüzle dolaşıyor. Ayıptır. Şuradan da bir Kuhudan'a gidelim be. Yok abi bir tur daha gelecekler bu arada. Buradan Kuhudan yolu bize yalan. Gerçekten bize yalan. Canım sen şöyle bir ayakkabını giy. 16'ya artı 8'i ver. 15 artı 9'u alıp. Sana bir kılıç verelim. En azından şöyle bir itemlerini toplamış olalım. Beyefendi yaklaşmasanız. Abi önde bir haydut grubu daha var. Yani benim için challenge haline gelmeye başladı artık bu. Baharatı teslim edebilecek mi? Dıdın dıdın dıdın. Kal 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 kal. Burada kal burada kal. Burada kal. Burada kal şu tepede. Hiçbir yere ayrılma. Benim için gerçekten bu bir challenge olmaya başladı artık. Dadan dan dadan.
Üzerimizde yüklü miktarda para var. Kokusunu aldı leş kargaları ya. Şöyle... Eyvah, 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 eyvah. Oy! Çok güzel geçiyoruz içlerinden. Çok güzel saplıyoruz mızrağı adamlara. Dur bakalım, gel şöyle. Aslanım, siz kimi soymaya çalıştığınızın farkında mısınız? Biz ne güzel temiz temiz ticaretimizi yapıyorduk ya. Bu Kuhudan yolunun oralara bunlar istiflenmiş abi. Resmen tek başımıza bütün kanunsuzlarla uğraşıyoruz ya. Adamlar tertemiz istiflenmiş ama bak, takdir ettim. Lan. Bırak. Az yavaşla, bak bakayım ben sana ne yapıyorum. Benim adamlarım er geç atlı olacak. Orduya iyi para ödemek lazım abi. Yani şimdi orduya para ödemezsen, bu herifler senden böyle gelip geçip haraç alırlarsa mahvolursun ya. Bütün savaşı bu adamla birebir atarak geçirdim bu arada. 1v1'de galip ayrılıp adamlarımın yanına yardıma gidiyorum. Daha level 1 zavallı köreyiz canım. Bizim üzerimizde de doğru düzgün zırh yok yani, bakmayın. Cıbıldak gezmiyoruz diye mutlu zannediyorlar. Sen ne yapıyorsun? Atını kaybetmiş bedevi. Bir tane mi adam kaldı acaba? Bilemiyorum. Dur bakalım şuradan bir ilerleyelim. Ata mı zarar verdik onu? 33 zarar aldı adam. 33 zarar aldıktan sonra kaçmaya çalışıyor galiba. 50 mi yiyelim, kaçsın ya, hiç uğraşmayalım adamla. Atlılara bir hücum emri verelim süvarilere. Bir saniye bekler misiniz beyefendi? Bir şey diyeceğim. Bende de mızrak var, onu... Bak bende de mızrak var, seninki daha büyük gibi ama... Yani hallederiz. Nasıl bir savaş, gözünü seveyim ya. Daha bu arada önde istiflenmiş adamlar var. Öndeki istiflenmiş adamlarını gördüm. Bizim adamlardan biri daha yayalı. Yayalı ne ya, yaralı. Bunlarda da ne ok varmış hocam ya. Şuna bakar mısın? Oklar, atlar. Ya gidemedik Kuhudan'a bir türlü. Bir gidebilsek. Önde 7 kişi var. Ha, dokunmaz bize 7 kişi ya. Dokunmaz şuradan. Abi, bir şeyin kokusunu mu aldınız ya? 7 kişisiniz lan. Abi dağılmasak mı? Dağılma, dağılma, dağılma. Geri dön, geri dön, dağılma. Dağılma, bir arada kalın. Bu haydutlardan çektiğimi kimseden çekmedim arkadaş. Yani özellikle şey mi var böyle üzerinde baharat olduğu zaman? Hani %200... Daha fazla mıknatıs gibi çekiyorum ya, böyle hani şey gibi ya, böyle nasıl diyeyim, böyle gece vakti parıldayan bir sokak lambası gibiyim. Bunlar da sivrisinek gibi böyle, hani kafa atıp atıp duruyorlar, kafa atıp atıp duruyorlar. Sen bir dur, sen bir dur yeğenim. Atı da iyi koşuyor, atına da yetiştiremedik mızrağı. Hani bir de adamlar atlı okçu. En sevmediğim. Bu baharatları teslim edeceğim ulan. Hadi bakalım. Seviyemizi de 7 yaptık. Yine zeka veririm, sonra karizma kasacağım. Süvarilere bir hücum emri vereyim. Bak şu iri kıyım arkadaşlar seninle bir şey konuşacak kardeş.
Bu neymiş abi? Kendi bu göbek bağımızı kendimiz kesiyoruz da korumaya iyi para ödemek lazım. Güzel, 5 tane atlı oldu. Çiftçiler, köylü kadınlar. Boş ver, onlar özgür kalsın. Onlar özgür kalsın, onlara yapacak bir şeyimiz yok. Abi şurada bir save alalım. Artık Kuhudan'a gidelim. Hala Bozkır Aydukları var. Kaç. Kaç kaç. Gidemiyorum ki. Gidemiyorum abi. Bunlar bana yetişecek galiba. Şu Ikamur'a bir gidelim. Baharatları aldım. Elimde kaldı. Gidemiyorum. Yol mu değiştirsek? Rotasyon mu değiştirsek? Ne yapsak? Anlamadım ki. Hayır yani adamlar bizi yıprattı da. Öyle böyle değil. Bunlardan para kastım yani. Ticaretten çok bunlardan para kastım. Çift elli bir tane kılıç vermen yok mu bize? Gereken güç 10. Giyeriz, az önce level aldım. Az önce level aldım. Kılıç kalkan kalsın, onun yerine bunu giyeceğim. Mızrağı da at. Neyse yani bunlardan gelen -500'e bir kılıç almış olduk. Öyle düşünelim. En azından bir tane kılıcım var. Bekle. Karakterden güç artı zeka. Sonra talimci becerisini arttır, envanter yönetimini arttır. Bununla beraber bekleteceğim, karizma puanı vermeye başlayacağım. Şimdilik her şey yolunda. Çiftel silah hünerini arttıralım. Zaten şu çiftel kılıcı giyeceğim, battal kılıcı. Artık geleni doğrayacağız. Abi canım az, farkındayım ama bu ürünleri de satmam lazım. Elimde kalmamalı yani. Buradan Kuhudan'a gideceğim de. Abi gidemiyorum yani. Şuraya bir istiflenmiş Bozkır Haydut ordusu. Zannedersin kale haydutlardan oluşuyor. Ya Kergitanlığı'nın kalesi değil, haydutların kalesi. Yürü Kuhudan'a. Ay birader bu neymiş ya? Bak bir de 230 şey ödedik. Para ödedik. Oh nihayet. Ne? Param mı yok? Abi paran yoksa tahıl ver verebildiğin kadar. Orduyu besleyecek tahıl olsun her zaman. Sevgili arkadaşlar, izleyip vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler. Mountain Blade Warband serisinden şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.